Galatasaray'ı yakan hakimin hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı. Süper Lig'de 2-2 sona eren Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık verdiği kararlarla tartışma konusu oldu. Maça mükemmel başlayan Galatasaray henüz 30 dakika içinde 2 tanesi sayılmayan 4 gol attı ve birçok önemli pozisyona girdi. Alanya'nın sarı kırmızılıları durdurmasının mümkün olmadığını gören hakem, faul olduğu bile tartışmalı olan Muslera'nın topa daha yakın olduğu pozisyonda bariz gol şansı diyerek saça boyu attı ve tribünleri çileden çıkardı. Üstelik Alanyaspor maçında yaşananlar bununla sınırlı değildi. Palabıyık, Abdülkerim'i de haksız kırmızı kartla oyun dışı bırakmasının yanında Galatasaray'ın bir de net penaltısını vermedi. Maçı başından sonuna çok kötü bir hakem performansıyla yöneten Ali Palabıyık hakkında sorgulamalar da hız kazandı. Ali Palabıyık'ın hangi takımı tuttuğuysa ortaya çıktı. En son Haber isimli haber sitesinin yaptığı habere göre hakem Ali Palabıyık Galatasaray'ı tutuyor. Bu nasıl Galatasaraylılık onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Galatasaray hakemlere rağmen şampiyon olacak mı bunu göreceğiz ama ne olursa olsun biz Galatasaray'ın yanındayız diyenler videoyu beğensin. İşte Galatasaray'ın yeni rejistası. Galatasaray bu sezon orta sahaya öyle büyük takviyeler yaptı ki ilk 11 kalitesi resmen arşa çıktı. Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Dries Mertens transferleriyle büyük sükse yapan Galatasaray üstelik bu oyuncuları da Yusuf Demir, Juan Mata ve Fredrik Mitro gibi yıldızlarla yedeklemişti. Ancak Norveçli Mitro'nun dışında sert ve 6 numara oynayabilecek başka oyuncusu olmayan Aslan, kış transfer döneminde Süper Lig'in en iyi orta saha oyuncularından biri olan Amir Hacı Ahmetoviç'i renklerine katmaya karar verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Bosnalı orta saha oyuncusu Konyaspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından birçok takımın radarına girmişti. Fenerbahçe'nin de kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki yıldızı özellikle İtalya'dan Udinese ve Torino transfer etmek adına girişimlerde bulunmuştu. Galatasaray yönetimi Abdülkerim Bardakçı transferinde samimi bağlar kurduğu Konyaspor'un kapısını bu kez de Amir Hacı Ahmetoviç için çalacak. Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi. Galatasaray Erden Timur yönetimindeki transfer komitesi şampiyonluk hedefi doğrultusunda dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna kattı. Marka seviyeyi 15 milyon euroya satılırken birçok oyuncuyla da yollar ayrıldı. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği bir ismin ise takibi sürüyor. Sarı Kırmızılı takımın kadrosuna katmak istediği ve yeni Henry Onyekuru gözüyle baktığı genç oyuncu için yakın zamanda girişimlerin yapılması bekleniyor. Norveç basınından TV2 Sport'un haberine göre Galatasaray Valerenga forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Osam Sahravi için sezon başında yaklaşık 2 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak Valerenga Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmedi. Norveç ekibi genç futbolcu için daha yüksek bir bonservis ödeli talep ederken, aynı zamanda kendilerine sunulan ödeme planından da memnun kalmadılar. Geçtiğimiz günlerde Norveç basınına konuşan Sahravi'nin menajeri Muhammed Fellah, futbolcunun son dönemde artan performansının ardından Galatasaray'ın radarına girdiğini ifade etmişti. Fellah, Sahravi ile ilgilenen birçok kulüp var. Bunlardan biri de Galatasaray. Ancak bu transfer için acelemiz yok. İfadelerini kullanmıştı. 21 yaşındaki Osam Sahravi bu sezon Valerenga formasıyla 25 maç 6 gol 4 asistlik performans sergiledi. Fas asıllı kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi Aralık 2023'te bitiyor. Galatasaray'dan Fode Ballo Touré bombası. Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek transferi gündeme gelmiş durumda. Atik Van Aanholt'un sergilediği kötü performans sarı kırmızılıları arayışa iterken Milan'dan Fode Ballo Touré için devreye girildi. Alfredo Pedruia'nın haberine göre Galatasaray Fode Ballo Touré için harekete geçti. Senegalli oyuncunun transfer adına ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Milan'da forma şansı bulmakta zorlanan Pode Balotelli'nin takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İtalyan basınının haberine göre 25 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Milan'ın 2021'de 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan kadrosuna kattığı Pode Balotelli'nin ismi yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor'la tanınmıştı. Galatasaray'dan Anderson Talisca bombası. Yaz transfer döneminde ismi sık sık Türk takımlarıyla anılan Talisca devre arasında Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan ekiplerinden El Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın Ocak ayında Türkiye'ye gelme ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi. Arap ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Talisca'nın uygun bir bedelle bonservisini eline alması bekleniyor. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali olan ama yapılan ısrar sonrası kalmaya ikna olan 28 yaşındaki yıldızın Avrupa'da futbol oynamak istediği öğrenildi. Daha önce Beşiktaş'ta Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Sambacı'nın bu kez Galatasaray'a gidebileceği konuşuluyor. El Nassr'ın yeni sezonda oynadığı ilk 7 lig maçında 5 kez oynayan Talisca 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Brezilya basınına göre aradığı futbol ateşini Sarı Kırmızılılar'da yeniden yakalamak isteyen Talisca, geçtiğimiz sezon İstanbul'da Sarı Kırmızılı kurmaylarla bir dek görüşme gerçekleştirmişti. Haberde ayrıca Galatasaray'ın yıldız isimli 3,5 yıllık sözleşme için prensipte anlaştığı aktarıldı. Klopp'tan Kerem Aktürkoğlu'na kanca. Galatasaray'da eleştirilerin odağında yer alan Kerem Aktürkoğlu Liverpool'la anılıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray'da devre arasında ayrılma ihtimalinin konuşulduğu yıldız oyuncu için Jürgen Klopp'un özel olarak talimat verdiği ve İngiliz devinin devre arasında ilk somut adımı atacağı yazıldı. Futbolcunun adının Liverpool'la anılması büyük yankı uyandırdı. Kara transfer döneminde nelerin yaşanacağı merak konusu olmuş durumda. Sol kanat pozisyonunda görev alan Kerem Aktürkoğlu, Gölcükspor altyapısında futbol hayatına başladı. Ardından Başakşehir altyapısına giden oyuncunun sonraki durakları sırasıyla Bodrumspor, Karacabey ve 24 Erzincanspor oldu. Genç yıldız 2 Eylül 2020 tarihinden itibaren ise Galatasaray'ın formasını terletiyor. Sarı Kırmızılıların olası Kerem Liverpool transferinden 15 milyon euro bonservis geliri beklediği de gelen bilgiler arasında.